E, asgari ücret emekli zammı için önemli açıklamalar e, yapmış durumda. E, o da bazı duyurular yaptı. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması e, vardı. İşaret etti Temmuz evet. ayını. Asgari ücretle ilgili. Asgari ücretle ilgili bir yandan e, emeklilikle ilgili iki bakandan ardı ardına gelen bu açıklamalar. 2023'ün sonunu da oldukça hareketli yaşadığımıza bakarsak 2024 de böyle hareketli ve çok konuşulacak konularla beraberinde gelecek gibi görünüyor. Evet. Şimdi hangisinden başlayalım? Emekliyle başlayalım mı? Başlayalım. Zaten biliyorsun emekliler ve memurlar hem Ocak ayında hem de Temmuz ayında Doğal olarak zaten artışlarını alıyorlar. Yani enflasyona göre bir artış alıyorlar. Yani SSK ve Bağkur emekleri 6 aylık enflasyon kadar artış alıyor. memurlarda toplu sözleşme artı enflasyon farkı alıyor. Hı hı. Dolayısıyla Haziran'da oluşacak enflasyon Temmuz'un 3'ünde açıklanacak. Ve biz orada emeklilerin maaş zammını öğreneceğiz. Ama bu son 2 yıldır emeklilere ve memurlara bir refah payı veriyor Sayın Cumhurbaşkanı. Yani enflasyonun üzerinde... Nasıl hesaplanıyor onu yani o işte enflasyonun üzerine çıkacak, geçim endeksine bakılıyor, enflasyondaki gidişata bakılıyor ve bir refah payı oluşturuluyor. Mesela işte Ocak ayında yüzde 15'lik bir enflasyon oldu, 6 aylık enflasyon. Yüzde 15'lik enflasyonun üzerine 115 puan da sen Cumhurbaşkanı koydu Hı. ve yüzde 30 yaptı. Yani o ondan sonraki enflasyondaki gidişata bakılarak insanların enflasyonun etkisinden, kurtulmalarını sağlayacak bir düzeye çıkartmak. Hani ücretler genel seviyesinin neticede emeklilerin ücretleri de o, o şekilde arttırıldı. Evet. Dolayısıyla şimdi bir ara zam yapıldı seçimlerden önce. Nereye yapıldı? En düşük emekli maaşına yapıldı. 5500 liraydı ve 7500 liraya çıkartıldı. Bu noktada 7600 lira alan bir insanın maaşı artmadı. Osman emekliler dediler ki ya bizim de maaşımız artmalıydı yani herkesi yapılmalıydı aslında bu en düşük emekli maaşını arttırmak o seviyede alanların refah seviyelerini biraz yukarı çekmek anlamına geliyor bugüne kadar hep yapıldı bu yani eğer bunlar yapılmasa bugün 3 bin lira 4 bin lira alan emekliler görecektik dolayısıyla çok daha sıkıntı büyüyecekti. o yüzden de şu anda en düşük emekli maaşı 7.500 lira orada 2 bin liralık bir artış oldu. 5.500 liraydı, 7.500 ama 7.600 lira, 7.700 lira, 8.000 lira alanın e, maaşı değişmedi. Saat, onlar saat, Temmuz'u saat. bekliyor. Dolayısıyla onlar dediler ki, bizim en düşük emekli maaşıyla aramızda işte 2.500 lira fark vardı. Şimdi 500 lira fark kaldı. Dolayısıyla bize de bir e, artış olmalı. Bunun üzerine çalışıldığını söylüyor iki bakan da. Dolayısıyla burada kademeli. ...bir refah payı onlara ekstra gelecek. Öyle gözüküyor. Bu da mı Temmuz'da? Evet. Yani Temmuz'da zaten normal emekli zammı olacağı için... ...artı bir refah payı da onlara yapılacak. Veya bilemiyorum Temmuz'dan. Belki bugün o müjde Pazar de verilir. Pazar günü Orhan Sayın'ın konuydu Sayın Bakan. Evet. Ee, orada bu konu açıldığında yine sorular yöneltildiğinde... ...kendisine e, yine asgari ücreti de hatırlattı. Çalışmalar devam ediyor. Sizin dediğiniz konu da Temmuz'u mu işaret etti bir soruydu. E, Ayı söyledi ama şu an hatırlayamadım. Temmuz. Evet. O da ya, Temmuz. Temmuz doğal artışın olacağı ay ama... Bugün 1 Mayıs, bilmiyorum bir hani bir müjde verilir, e, Temmuz'dan önce işte kademeli bir seyyanen zam yapılır, bilemiyorum yani hı hı. o konuda bir bilgim de yok. Hı hı. E, ama Temmuz'da hani kesin. ben var mı diye yine bir. E, yok olsa Sorayım söylerim hiç saklamıyorum, gazeteci saklamaz bilgiyi zaten biliyorsun. E, ama bir bilgim yok. Ama bugünü bekliyorum. E, fakat Temmuz'da zaten doğal artış olacak. Dolayısıyla hı hı. E, işte tahminler ne? %20, 215 buçuk e, şeklinde. Bir tahmin var. 6 aylık enflasyon tahmini. Hı hı. E, dolayısıyla bu tahminin üzerinde benim beklentim %35'i bulacak bir refah payıyla birlikte bir artışın yapılması. Hem memurlara hem memur emeklilerine hem de diğer SSK ve Bağkur emeklilerine. Tabii bu artışlar sosyal yardım evet. alanları da etkiliyor. Yani dul maaşlarını, yetim maaşlarını, yaşlılık aylığı, evde bakım hı hı. aylığı hepsi memur artışıyla birlikte artıyor.